Merhabalar, ben Zeynep Ezelkara. Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sinyal İş Bölümü 1. Sınıf öğrencisiyim. ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde afet yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım ve şu anda burada eğitimime de devam ediyorum, uzaktan eğitimde. Aslında bugün sizlere bunlardan bahsetmek istiyoruz. Neden uzaktan eğitimi seçtik? Örgün eğitimde farkları nedir? Ve Sinyal İş Bölümü hakkında da genel bilgiler vermek istiyoruz. Merhabalar, ben Merve. Bu yıl itibariyle Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sinerji Programı mezunuyum. Bugün sizlerle program hakkında, uzaktan eğitim sürecinde edindiğimiz deneyimler hakkında ve öğrenme sürecinden ve birtakım fırsatlardan da konuşmayı istiyoruz. Önce biraz kendimden bahsedecek olursam, ben Uluslararası İlişkiler Lisans mezunuyum. Mezun olduktan sonra yabancı dile ve farklı kültürlere olan ilgimden dolayı ve Uzak Doğu kültürlerini de sevdiğim için Sinerji bölümüne yöneldim. Birazdan neden Sinerji ve diğer bilgileri arkadaşımla beraber konuşacağız. Az önce kendimizden biraz bahsetmiştik, şimdi biraz da bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyoruz. Neden Sinerji Zeynep? Benim sinolojiyi seçmemin temel sebeplerinden biri aslında çocukluğumdan beri Çince'ye duyduğum ilgiydi. Uzun yıllar kendi çabalarımla öğrenmeye çalıştım fakat bunu daha detaylı öğrenmek istediğimi karar verdiğimde üniversite sınavına tekrar girerek Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde sinoloji bölümüne eğitimine geçen sene 2023 yılında başladım. Uzaktan eğitimi seçmemin sebebi de aslında bir yandan hem yüksek lisans yapıyor olmam hem programı daha uygun bir şekilde ilerletebileceğimi düşünmemdi. Sen neden seçtin? Ben de hem sinolojinin sadece dil üzerine odaklanmaması içerisinde pek çok farklı disiplini de barındırmasından dolayı bir de sinoloji çalışmaları ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde başladı. Bu yüzden böyle köklü bir üniversitede ve sinolojiyi okuyacak olmak beni etkilemişti açıkçası. Bu sebeple sinolojiyi tercih etmiştim. Biz bölümle ilgili detaylı bilgilere aslında çok fazla girmeyeceğiz. Detaylı bilgilere üniversitemizin sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz. Biz biraz daha herkesin aklında olabilecek sorulara değinmek istiyoruz. Evet, sinoloji bölümü deyince örgün ve uzaktan eğitim arasındaki farkları insanlar merak ediyor. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğiz. Sence uzaktan ve örgün eğitim arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle farklardan ziyade şimdi herkesin aklına dersler, içerikler falan geliyor. Ders olarak ve içerik olarak kesinlikle çok fazla bir fark yok. Genel olarak bütün derslerimiz aynı ve paralel ilerliyoruz. Bunun dışında örgün eğitimde devamlılık var ama uzaktan eğitimde devam zorunluluğumuz yok. Ve her ders kayda alınıyor. Bu yüzden eğer derse aktif olarak katılamadıysanız sonrasında kaydını izleyebiliyorsunuz ve paylaşılan ödevler olsun, dosyalar, materyaller olsun buna yine sistem üzerinden veya kullanılan sosyal medya hesabından erişebiliyorsunuz. Bunun dışında senin ekleyeceğin bir şey? Kesinlikle. Zaten hocalarımızın çoğu aynı. Tabii Merve arkadaşımız mezun olduk ve ben 1. sınıftaki deneyimlerimden bahsediyorum. Hocalarımız aynı örgün eğitimle ve ayrıca istediğimiz zaman hocalarımızla iletişime geçebiliyoruz. WhatsApp gruplarından olsun, maillerimize hemen dönüş yapılıyor. Yani hocalarla iletişim konusunda hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. İstediğiniz gibi soru sorabiliyorsunuz. Zaten dersler kaydediliyor. Tekrar kayıtları izleyip takip edebiliyorsunuz. Ve aslında gayet verimli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Okuldaki bütün etkinliklerden, aktivitelerden, bütün imkanlardan faydalanabilirsiniz. Bu konuda da hiçbir sıkıntınız olmuyor. Sınavlara gelecek olursak da hafta sonu bir vize bir final oluyor ve bunları hafta sonları oluyor ve sınava giriyorsunuz. Aslında açık öğretim sisteminin aynısı, aynı şekilde ilerliyor. Sınava giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Test şeklinde oluyor sınavlar. Ayrıca bütünleme hakkınız da oluyor bir tane. Biraz da avantajlar ve dezavantajlardan bahsedelim istiyoruz. Öncelikle örgün eğitimde değişim programları mevcut ama uzaktan eğitimde henüz böyle bir imkan bulunmuyor. Fakat bu konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri hocalarımızdan, fakültemizden öğrenebilirsiniz. Bunun dışında devamsızlıkla ilgili konuşmuştuk. Aslında bu devamsızlık çalışan öğrenciler için bir avantaj ama bunun dezavantaja dönüşmesi tamamen öğrencinin kendi elinde olan bir durum. Yani siz eğer dersleri düzenli takip etmiyorsanız, hani derse katılamamış olsanız bile o dersin kaydını hemen izleyip ödevlerinizi yapmanız, notlarınızı almanız bunu bir dezavantaja dönüştürmez. Hala avantaj olarak devam eder. Ama eğer dersleri zamanında takip etmezseniz, notlarınızı almazsanız
bu dezavantaja dönüşebilir. Yani bu dezavantaj meselesi tamamen öğrencinin kendi elinde olan bir konu. Bunun dışında başka bir avantaj da burslar. Hem Tayvan hem Çin çok çeşitli burslar sunuyor. Her ne kadar uzaktan eğitim öğrencileri değişim programından şu an için yararlanamasa da bireysel olarak bu burslara başvurabiliyorsunuz. Biz de Zeynep'le Tayvan'ın sunduğu HES denilen dil bursuna başvurmuştuk. Zeynep, senin sürecin nasıldı? Aslında bu Huayi Zenginleştirme Bursu diye geçiyor ve Tayvan hükümeti tarafından Çince eğitimin öğretimini desteklemek amacıyla her yıl veriliyor ve her ülkenin belli bir kontenjanı var. 3, 6, 9, 12 ay şeklinde veriliyor ve biz ikimiz de 12 aydır burs almaya hak kazandık. Gidip bir yıl Taipei'de dil eğitimi alacağız. Ve bu süreçte de hocalarımız referans olmak açısından, ayrıca Tayvanlı hocalarımız da yine bize Tayvan hakkında ve okullara nasıl başvuracağımız hakkında gayet yardımcı oldular, bilgi verdiler. Benim sürecim şöyle olmuştu. Zaten bu bursa başvurular Şubat-Mart aylarında oluyor genellikle her yıl. Ve bunlar Taipei Ekonomi Müsyonu'nun sayfasını düzenli olarak yayınlanıyor. Takip edebilirsiniz buradan. Başvuru sürecinde önce okullara başvurmanız gerekiyor. Ve okullara başvuru süreci de aslında bu dil bursu için çok zor değil. Gözünüzde büyütmenize gerek olmayan bir süreç. Ve hemen işte mail atabilirsiniz veya okulların bu online başvuru sistemleri oluyor. Oradan öncelikle hangi okula gitmek istediğinizi seçip iletişimi geçtikten sonra yaklaşık bir hafta 10 gün gibi bir süreçte hemen kabul veya red durumunuz ortaya çıkmış oluyor aslında. Ve sonrasında burs için gerekli diğer belgeleri toplayıp burs başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Ve burs başvurusundan sonra mülakat süreci oluyor. Mülakat sürecinde de yine aslında burada bence en önemli şey bunu neden istediğiniz ve bunu düzgün bir şekilde açıklarsanız, ki özellikle sinoloji öğrencisi olup bu bursa başvuranların ben avantajlı bir konumda olduğuna inanıyorum. Zaten hani bu konuda bir ilgileri var ve bir aksiyon almışlar. Dolayısıyla burs kazanma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Mülakatlardan sonra burslar açıklanıyor ve artık Tayvan'da hangi okula nereye başvurursanız gidebiliyorsunuz. Çok zor bir süreç değil. Evet, sadece kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Neden bu bursu istiyorsunuz? Yani bütün planlamanızı çok güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor ve bunu ne kadar çok istediğinizi ve buna olan yeterliliğinizi de tabii ki jürilere göstermeniz gerekiyor. Bunun dışında böyleydi. Az önce avantajlar ve dezavantajlara değinmiştik. Burslar hakkında konuşmuştuk. Şimdi biraz daha yine fırsatlara değinelim istiyoruz. Aslında az önce bahsetmiştik. Okulun bütün etkinliklerinden, aktivitelerinden yararlanabiliyoruz. Kampüsten yararlanabiliyoruz. Ankara Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki havuzlardan, spor salonundan ve diğer kütüphanelerden, yemekhanelerden hepsinden diğer öğrencilerle aynı haklara sahip şekilde faydalanabiliyorsunuz. Ve bir de HSK dersleri olmuştu bu yıl ve hem diğer bölümlerin öğrencileri katılmıştı hem uzaktan eğitimi açıktı. Ben de katılmıştım aktif bir şekilde. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ve hocamız da Confucius Enstitüsü'nden gelen bir hocaydı. Yani gerçekten alanında donanımlı hocalardan böyle dersler alabiliyoruz. Bu açıdan da güzel ve donanımlı bir bölümdeyiz aslında. Daha fazla bilgi almak isterseniz, sorularınız olursa okulumuzun sosyal medya kanallarından ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden bilgi alabilirsiniz. Bu programa, sinoloji programına ilgi duyan herkese tavsiye ederiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.